Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin hazırlamış olduğu, düzenlemiş olduğu dış ticarette, ihracatta alacak yönetimi konulu seminere hepiniz hoş geldiniz. İsmim Selim Güray Çelik. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında göreve başladım. Daha sonra özel ve kamu birçok bankada yöneticilik yaptım. 2 yıldan bu yana da global danışmanlık yönetici ortağı olarak görev yapmaktayım. Sunumumuzu paylaşmak istiyorum ve oradan devam edelim isterim. Evet, konumuz dış ticarette riskler. Bu tanımlamaları birçok literatürde farklı adlarla görüyor olmanızı biliyorum, olduğunuzu biliyorum. Ben temel olarak 5 ana başlıkta dış ticarette riskleri tanımlamaya çalıştım. Bunlardan en önemlisi tabii dış ticarette ticari riskler. Bunun dışında ülke riskleri, mal ve belgelerle ilgili riskler, kur riski ve ödeme ve teslime ilişkin riskleri sıralayabiliriz. Dediğim gibi değişik kaynaklarda örneğin fiyat riski görebilirsiniz, faiz riski görebilirsiniz. Bunlar bazen bu başlıkların altına da tanımlanabiliyor. Ama temel olarak baktığımızda bu 5 temel riskle karşı karşıyayız. Ticari riskleri bugün tabii anlatıyor olacağız ağırlıklı olarak. Ülke riski ve diğer risklerle ilgili de belki kısa bilgi vermek lazım. Ülke riski dediğimizde ihracatçıdan kaynaklanmayan örneğin ithalat yasakları, kısıtlamaları ya da ihracat yaptığınız ülkedeki herhangi bir iç savaş ya da ihtilal ya da herhangi bir karışıklık ya da bir sebeple gönderdiğiniz mallara el konulması ya da ithal izinlerinin iptal edilmesi gibi o ülkeye ilişkin politik ya da ticari bir takım riskler söz konusu olabiliyor. Bunlar ülke riskleri olarak tanımlanabilir. Onun dışında mal ve belgelerle ilgili riskler söz konusu olabilir dış ticarette. Bunlar da nedir? Gönderilen malla ilgili, gönderilen malın niteliği, kalitesine ilişkin itirazlar olabilir. Bu da bir risktir. Keza yine gönderdiğimiz malın taşınması esnasında oluşan zararlar ya da taşımayla ilişkin ihtilaflar söz konusu olabilir. Bunlar da bu sınıfın altında tanımlanabilir. Ya da çok basit, mesela GİTİP numarasının yanlış belirlenmiş olması bir ihtilaf konusu olabilir. Bu da bir risk oluşturabilir. Ya da çoğu zaman karşılaştığımız gibi düzenlenen belgelerin hatalı ya da eksik olması kaynaklı oluşan sorunlar ya da zararlar da yine bu kapsamda risk unsurları olarak tanımlanabilir. Kur riski dediğimizde de uzun zamandır hani karşılaştığımız, bugün itibariyle de içinde olduğumuz riskler bunlar. Kur riskini hem ihracatçı hem de ithalatçı boyutuyla ele alabiliriz. İhracatçı açısından nasıl bir risktir bu? İhracatçı sözleşme tarihinde anlaştığı bir döviz fiyatı vardır. Bu şekliyle süreci başlatır. Sonrasında da tahsilat günü geldiğinde eğer ülkesinde kurlar düşmüşse burada bir zarar söz konusu olabilir. Bu bir risktir. İthalatçı açısından da malı almıştır ama ödemeyi belli bir tarihten sonra yapmayı planlamış olabilir. Anlaşma o şekilde olabilir. Dolayısıyla ödeme yaptığı tarihteki kur seviyesi de firma açısından bir risk unsuru olarak karşımıza çıkabiliyor. Ödeme ve teslime ilişkin riskler olarak bakıldığında ülkede, yani ülkemizde ihracatın kompozisyonu özellikle küçük ve orta ölçekli ihracat yapan firmalarda malum mal mukabili yürüyor ağırlıklı olarak. Tabii malı gönderip parasını beklemek durumunda kalıyoruz. Bu durumda da ödeme şekli kaynaklı riskler var diyebiliriz. Yani akreditif üzerinden yürüyen işlerde bu risk minimalken mal mukabili yürütülen işlemlerde ya da vesaik mukabili yürütülen işlemlerde bu riskler daha fazla olabiliyor. Ticari riskler dediğim gibi bu aslında bugünkü
seminerin, eğitimin temel bölümünü oluşturuyor. Burada ticari riskler dediğimizde tabii en önemli risk ihracat bedelinin ödenmiyor olması. Yine diğer bir başka başlık bu bölümde alıcının iflası, konkordato veya tasfiyeye gitmesi söz konusu olabilir. Bu da bir önemli ticari risk unsurudur. Diğer bir başlık da dolandırıcılık faaliyetleri söz konusu olmuş olabilir. Bunların hepsi ticari olarak tanımlayabileceğimiz en önemli riskler. Ben sizlere bugün bu risklerle ilgili bilgi vereceğim. Bu risklere ilişkin örnek yaşanmış ve bizlerin de çözümü için çaba sarf ettiğimiz, çözümlediğimiz örnek olaylardan bahsedeceğim. Şirketler olarak sizler bu riskleri minimize etmek adına ne tür şeyler, işlemler yapabilirsiniz, ne tür önlemler alabilirsiniz, bunları anlatmaya çalışacağım. Sunumun sonunda da bizler olarak, bizim gibi şirketler sizlerin bu risklerini azaltmak adına ne tür katkılar sağlıyor, nasıl hizmetler sunuyoruz, kısaca da onu anlatıp eğitimi tamamlamayı planlıyoruz. Evet, riski önlemek bedelini ödemekten ucuzdur. Bu hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir motto. Riskler sıfırlanamıyor, evet, ama azaltılması mümkün. Dolayısıyla da dış ticarette bu riskleri, özellikle ticari riskleri azaltmak adına bir takım temel unsurlar var. Nedir onlar? Birincisi, usulüne uygun ilgili ülke mevzuatını da içeren, oradaki düzenlemeleri de içeren bir kere sözleşme hazırlamak en temel unsur. Muhtemelen diyeceksiniz ki ya ticari hayat böyle dönmüyor. Sözleşme hazırlamak uzun bir süreç ve bazen maliyetli de olabiliyor. Biz çoğu zaman maille ilerliyoruz, başka türlü ilerliyoruz. Haklısınız ama ihtilaf halinde eğer sizlerin alacağınızı destekleyen sözleşme gibi ya da sözleşme yerine geçebilecek bir takım deliller söz konusu değilse alacağınızı peşine düşmek de o derece zorlaşıyor. Dolayısıyla bunun altını çizmek istedim. Diğer ve en önemli unsurlardan biri de alıcı hakkında istihbarat yapmak. Yani Türkiye'de siz bir firma olarak bankaya bir kredi için gittiğinizde nasıl ki sizin hakkınızda istihbarat yapılıyorsa, hem mal varlıkları boyutuyla hem finansal yapınız boyutuyla olabildiğince detaylı istihbarat raporları hazırlanıyorsa, sizlerin de mal satmayı planladığınız alıcılar hakkında da bu ve benzeri, belki bu detayda olmasa bile, bir takım istihbarat çalışmalarınızı yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde riski tamamen üstlenmiş oluyorsunuz. Burada dediğim gibi bizlerin sağladığı çok ciddi katkılar var. Sizlerin de ulaşabileceğiniz kaynaklar var. Dolayısıyla da istihbarat işi sözleşme gibi en önemli unsurlardan biri. Diğer konu alacak sigortası uygulamaları. Malum Exim Bank ve benzeri bir takım kuruluşlar bu hizmeti sunuyor. Bazen maliyeti nedeniyle bu işler yapılmak istenmiyor ya da oradaki süreçler düşünerek bu aşama ihmal edilebiliyor. Ama işte dediğim gibi hani risk ortaya çıktığında koruma unsurları bunlar oluyor maalesef. Yani iyi bir sözleşme hazırladıysanız, istihbarat yaptıysanız ya da alacak sigortası uygulamasından faydalandıysanız zaten riski minimize etmişsiniz demektir. Buna rağmen bir sorun oluyorsa zaten hani çok da fazla yapacak bir şey yok. Bir diğer unsur da bizlerin de çok sıklıkla karşılaştığı ve çözümü için uluslararası destekle yardımcı olmaya çalıştığımız dolandırıcılık işlemleri söz konusu olabiliyor. Buna ilişkin dediğim gibi birkaç tane örnek de paylaşacağım. Burada da çok dikkatli olmak, kendi tarafımızda yapılması gerekenlere özen göstermek, bu konuda yapılması gerekenleri önemsemek çok ciddi katkı sağlıyor, önem arz ediyor. Şimdi burada ben dediğim gibi hem örnek olaylara hem de bu faaliyetlere, dolandırıcılık işlemlerine girmek istiyorum.
Bunları şimdi size arz edeceğim. İhracatçıyı hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri başlığımız bu bölümde. Şimdi burada bu işler nasıl yapılıyor? Nasıl bir dolandırıcılık işlemi var? Bunları size anlatmak istiyorum. Ağırlıklı olarak şu an piyasada yetersiz firma dolandırıcılığı dediğimiz short term fraud diye İngilizce'de ifade ediliyor. Yani yetersiz firma dolandırıcılığı. Bunda ne yapılıyor? Bunda en kısa sürede birden fazla satıcıyı, yani sizleri dolandırıp ortadan kalkma niyeti var. Ortadan kaybolma niyeti var. Bu amaçla neler yapılıyor? Bir kere sizlerle iletişimi mobil telefonlarla sağlıyorlar. Ve genellikle şirkete ait bir direkt telefon hattı kullanılmıyor, paylaşılmıyor. İkincisi, kayıtlı bir adres bulmak istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Bunların genelde kayıtlı adresleri ya bir posta kutusu adresi oluyor ya da basit bir servis ofisi oluyor. Örneğin Hollanda'da böyle bir olay yaşadık. Adamın adres olarak verdiği, yani ithalatçının adres olarak verdiği yerde en az 100 tane firma vardı. Yani adres olarak orayı paylaşmış. Diğer bir başlık, hani neler yapıyorlar? Bir kere profesyonel hazırlanmış görüntüsünü veren, bazen de bu görüntü de yok, bir web sitesi var. Ama işlevsel mi diye baktığınızda, yani o alt sekmelere girmeye çalıştığınızda ya da referans kontrolü yapayım diye uğraştığınızda sistem işlemiyor. Yani görsel bir web sitesi var, işlevsel değil. Bu da bir yöntem olarak, yani bunların, bu şirketlerin yaptığı yöntemlerden birisi, kullandıkları yöntemler. Diğer bir başlık, alıcı genellikle fiyat konusuyla çok alakalı değil. Yani sen gönder kardeşim, para önemli değil. Bizim çok acil buna ihtiyacımız var. Ve biz pazarlık falan filan yapmıyoruz. Sen yeter ki bize bir an önce bu malları gönder diye bir baskı unsuru olarak ve bir dediğim gibi yöntem olarak bunu sizlere iletiyor. Ve bir an önce de malın teslimini istiyor. Onun dışında beklenmedik şekilde size hızlıca bir sipariş geçiyor. Yani ilk teması sağlıyor sizle, genellikle bir mail üzerinden. Hemen diyor ki ben size bir sipariş veriyorum. Lütfen bunu da en kısa sürede bizlere gönderin. Öncelikle de şöyle bir şey yapıyorlar. Genelde düşük tutarlı bir takım ödemeler yapıyorlar size ki hani karşı taraf ciddi mi değil mi algısını sizin tarafta negatif algıyı ortadan kaldırmak için. Önce küçük miktarlarda sipariş tutarı, sonra da büyük çaplı, asıl vurgun amaçlı büyük çaplı bir sipariş geçiliyor. Sonra alıcı burada malları bazen isimsiz nakliyecilerle kendisinin teslim alacağını söyleyebiliyor. Ya da sizle anlaşıyor, firma da belli vesaire. Sonra tak diye diyor ki ben diyor bunu diyor Hollanda'ya istemiyorum. Örnek verdiğim için aynı ülkeyi kullandım. Belçika'da Antrep'e indirelim diyor mesela. Dolayısıyla taşıma yeri, daha doğrusu teslim yerini değiştiriyor. Diğer taraftan eğer bir referans çek yapmadıysanız, çoğu zaman bu şirketler çalıştığı sektörle sipariş arasında farklılıklar söz konusu olabiliyor. Yani adam beyaz eşya satıyor, görünüyor. Ama sizden mesela işte bana yaş meyve sebze gönderdiniz. Bunun örneğini de paylaşacağım. Genellikle de böyle şeyler söz konusu olabiliyor. Onun dışında da size hızlıca işte biz şuyuz, buyuz, referanslarımız şunlar, hesaplarımız bunlar gibi böyle çok istekli bir şekilde bazen de siz sormadan bilgi vermek, sizi rahatlatmak adına bu bilgileri paylaşmak için hevesli oluyorlar, istekli oluyorlar. Bu da hani bir uyarı mekanizması anlamında bir erken uyarı noktası olabilir sizler için. Şimdi peki bu dolandırıcıların genel profilleri nedir? Hani kısmen
az önce söyledik ama bunlar genelde küçük işletmeler. Ve biz genel olarak ticaret sicillerine, o ülkenin ticaret sicillerine baktığımızda genellikle sahipliklerinin çok kısa süre önce değiştiğini görüyoruz. Bu bazen sahiplik olabiliyor, bazen adres değişikliği olabiliyor, bazen de aktivite değişikliği olabiliyor. Yani hani uzun yıllardır aynı işi yapan adamlar olmuyor bunlar. Dolayısıyla da bu tip değişikliklerle kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Bunun dışında yine ticaret siciline baktığımızda bunlar tabii dediğim gibi istihbaratla görülen şeyler. Finansal tablolarının olmayacak kadar iyi olduğunu görüyoruz. Yani hep artış var, işte sermayeler falan fena değil. Ama aslında öyle değil. Yani çoğu zaman da bu şirketler uzunca bir süre finansal tablolarını göndermiyorlar ilgili sicillere. Ama sonra bir bakıyorsunuz aniden bu şirketler inaktifken aktif hale gelmiş. Aniden 3 yıllık finansal tablolarını göndermişler. Dolayısıyla da size hani işte yaşayan kurumsal bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Bu şekliyle bu firmaların genel yaklaşımını ve durumlarını bizler görüyoruz. Peki sizler bu konuda hani yapabileceğiniz kontroller ne? En azından eğer istihbarat konusunda profesyonel bir destek almıyorsanız ki biz bugün bunu tavsiye ediyoruz. Yine de yapacağınız şeyler var. Hani bu bir tercih tabii. Bir kere sizle irtibata geçen kişinin ismini, sabit telefon numarasını, web adresini az önce anlattığımız bilgiler çerçevesinde kontrol etmeniz gerekiyor. Size gelen mailin mesela ya da size gelen ulaşılan telefonun mobil bir telefon olması ya da Hotmail, Gmail gibi uzantılı maillerle sağlanıyor olması bu iletişimin bir uyarı noktası diye düşünüyoruz. Burada daha dikkatli olma noktası söz konusu oluyor. Bunu dikkatinize sunuyorum. Diğer taraftan yine az önce söylediğimiz gibi web siteleri var mı yok mu? Varsa işlevsel mi? Çalışıyor mu hakikaten? Buna bakılması gerekiyor. Bunun dışında da bu firmaların hani özgün bir firma olup olmadığı, e-mail ve web adreslerinin ne zaman oluşturulduğunu da sunumumda var. www.whois-search.com diye mesela bir ücretsiz web sitesi var. Oradan bu firmaların web uzantılarını, e-mail uzantılarının gerçek olup olmadığını, ne zaman oluşturulduğunu, hani daha dün oluşturup size sipariş geçtiyse yine bir kırmızı bayrak kalkıyor orada. Bu tip düzen şeyleri, araştırmaları yapabileceğiniz bir web sitesi o da. Onun dışında size sunulan dokümanlar, proformalar ya da yazışmalarda bir ciddiyet, bir resmi bir duruş görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Bunlar da önemli. Yani özellikle Avrupa'da Bulgar kökenli insanlar tarafından dolandırılan yüzlerce Türk ihracatçısı var. Ve Bulgarların yazışmalarında genelde bu adamların çok da profesyonel olmadığını bir kere zaten Bulgar ismi görüyorsanız bir dediğim gibi yine bir kırmızı bayrağın kalkması gerekiyor. Maalesef bu işi iş edinmiş profesyoneller var. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yine teknolojinin bize sağladığı bir takım imkanlar var. Nedir? İşte adamın verdiği web adresinden ya da verdiği adresten artı teslimat adresi içinde söz konusu olabilir. Google Street View'dan o caddenin görselini araştırmak, bakmak bile bir şey yani, bir katkı. Dolayısıyla bunun da yapılması sizin tarafınızdan önemli ve değerli diye düşünüyorum. Yine taşıma işi, buralarda çok enteresan şeyler oluyor değerli arkadaşlar. Yani belirlenen satış noktasına ulaşması esastır o ürünün. Eğer burada bunun öncesinde size bir talep iletiliyor,
İşte teslimat adresi değiştiriliyorsa ya da taşıma şirketiyle ilgili bir takım değişiklik talepleri veya şüpheli herhangi bir şey olduğunda da bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Onun dışında VAT number dediğimiz vergi numaralarının da özellikle Avrupa için kontrolü mümkün. Yani bu şirket kayıtlı mı? Bir vergi numarası var mı? İşte web sitesini kontrol ettik. Bir de vergi numarasını kontrol edelim dediğimizde de aşağıda yine sunumun bu ilgili sayfasında verdiğim web sitesinden bu kontrolleri yapabiliyoruz. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda ihracat tarafında dolandırıcılıkla ilgili yapılması gereken iş ve işlemler ve karşılaşılan riskler bunlar diyebiliriz. Peki bunun dışında başka dolandırıcılık işleri olmuyor mu? Elbette oluyor. Bir kere şunu yapıyorlar. Diyelim bir Exim Bank kredisi kullandınız. İhracatçı var, siz varsınız, ithalatçı var, alıcı var. Burada öyle sistemler geliştirmiş ki bu dolandırıcılar. Önce size bir e-mail atıyorlar. Burada oltalama dediğimiz ve zararlı yazılımlar dediğimiz bir şeyler kullanıyorlar bu maillerin ekinde. Ve sizin sisteminize eğer güvenlik duvarınız zayıfsa sizin sisteminize giriyor bu adam. Ve sisteminizde aylarca bu adamlar sizin nakit akışlarınızı, sizin tedarikçilerinizi, fatura akışlarınızı, kimle konuşup konuşmadığınızı bunların hepsini izliyorlar. Yani bu işi hemen ertesi gün yapmıyorlar. Aylarca gizleniyorlar sizin sisteminizde ve bunları takip ediyorlar. Sonra bir gün finans departmanına bir tane e-mail atıyorlar ve tedarikçinin adıyla atıyorlar bunu ve diyor ki işte şu tarihte gelen ödeme vaadeniz geliyor. Tutar da söylüyorlar. Çünkü zaten izlemişler. Vade de belli. Bunun acil transferini istiyoruz diyorlar. Ve yeni bir banka hesabı bilgisi paylaşıyoruz. Yani sizde daha önce anlaştıkları banka hesabı yerine çoğu zaman da o IBAN bilgisini silerek böyle bir IBAN bilgisi paylaşıyorlar. Ve dolayısıyla da paranın transferini istiyorlar. Bu şekilde dolandırılmış onlarca firma tanıyorum. Ve büyük firmalar bunlar maalesef. Hani küçükler bu işi atlıyor desek, hayır, büyüklerde de oluyor. Hatta bir örnekte Exim Bank web sitesi ve e-mail adresi taklit edilerek. Yani eximbank.go.tr değil de eximbank.dr. bilmem ne şeklinde böyle çok basit değişikliklerle ama Exim Bank logosunu kullanarak mesela size e-mail atıyorlar. Ve Exim Bank diyor ki bundan sonra diyor bu para diyor şu hesaba gelsin. Dolayısıyla tabii bunu satıcı olarak gönderiyorlar. Alıcı olarak gönderiyorlar. Dolayısıyla siz de hani o logoyu görünce, o değişikliği görünce eğer o dikkati vermediyseniz bu tuzağa maalesef düşüyorsunuz ve bu parayı da ondan sonra adamların dolandırıcıların belirttiği hesaba gönderiyorsunuz. Yani o hesaba gittikten sonra yapılacak işlem var mı? Hani onlar uzun anlatılabilecek başlıklar var ama sonuç alınamıyor maalesef çoğu zaman. Sebebi de şu, para Hollanda'da bile atıyorum bir Avrupa ülkesindeki X hesabına ING Bank hesabına düşmüş bile olsa ertesi gün bu adamlar onun transferini başka bir yere yaptıkları için paranın peşine düşmeniz çok kolay olmuyor. Yani almak çok güç. Dolayısıyla da uyanık olmak lazım. Dolayısıyla da burada hani uyanık olmak lazım da peki yapacağımız bir şeyler yok mu? Elbette var. Öncelikle bizim kendi web sitemizde yaptığımız paylaşımlar sınırlı olmalı. Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar sınırlı olmalı.
Yani adamlara o bilgileri, ne bileyim işte CEO'nun seyahat ajandasını çağrıştıran, o konuda bilgi veren ya da şirketle ilgili sizin için belki önemsiz ama dışarıdakiler için önemli olacak bilgileri çok da fazla vermemek lazım. Onun dışında dediğim gibi bu iş genellikle bir e-posta gönderilerek yapıldığı için burada tanınmayan spam dediğimiz sorunlu e-maillerin bir kere bir filtreden geçiyor olması lazım. Yani sistemlerinizin buna uygun olması lazım. Buna rağmen geçmişse tanımadığınız linklerin, tanımadığınız e-maillerin açılmaması gerekiyor. Burada da özellikle kurum bilgisayarları ile ilgili kişisel e-posta hesaplarına erişimlerle ilgili kısıtlamalar da konulabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım, bunları yapmak lazım. Keza böyle bir durumda şüpheli bir e-posta aldığımızda hemen IT departmanımızın, bilgi işlem departmanımızın ya da şirketin büyüklüğüne göre iç kontrol, teftiş mekanizmasını işletmek adına bu birimlere bu bildirimlerin yapılması gerekiyor hiç gecikmeden ve gerekiyorsa bu inceleme sonrası gönderici hesaplarının bloke edilmesi gerekiyor. Diğer taraftan dediğim gibi kurumsal olarak Exim Bank örneğinde olduğu gibi ya kurumsal olarak gelen e-maillerde hele de bir para transferi istiyorsa, bir ödeme değişikliği, ödeme yöntem değişikliği istiyorsa çok çok uyanık olmak lazım. Buradaki kurumsal e-postalarla benzerlik taşıyan e-postaların işaretlenmesi ve ilgili departmana bildirilmesi gerekiyor. Bunlar önemli. Onun dışında dediğim gibi para transferi yaparken bu e-posta adresleri en az iki kademeli kontrolle kontrol edilmeli. Yani eğer konu bir para transferi ise bir kere e-posta adresi kontrol edilecek. Bu talimat nereden gelmişti? Tekrar tekrar bakılacak. Ve ikinci bir gözle de bu süreç yeniden kontrol edilmesi gerekiyor. Onun dışında yukarıda da söylemiştim, ücretsiz web tabanlı e-posta hesaplarına her zaman böyle mesafeli yaklaşmamız lazım. Bunlara karşı çok daha dikkatli olmamız lazım. Hani Gmail, Hotmail, yahoo.com gibi adreslerden gelen e-mailler biraz daha dikkatli olunması gereken e-mailler. Çünkü eğer karşınızdaki alıcı bir kurumsal firmaysa hani bir web sitesiyle alakalı bir e-mail adresinin olması en doğal şey. Yani çok basit de bir şey. Ama buna rağmen yapılmıyor. Yakalanma sahiki ile yapılmıyor. Dolayısıyla bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Güvenlik ihlallerinde neler yapılması gerekir konusuyla ilgili belki uzman bir destek almak lazım. Bu tip hizmetleri veren şirketler var. Gelip şirketinizde sızma testleri yapıyorlar. Yani güvenlik duvarını kimler aşabiliyor? Aşmaması için neler yapılması lazım? Kullandığınız cihazların, operasyon sistemlerinin ve uygulamaların güncelliği yerinde mi değil mi? Bütün bunları size anlatan, bu önlemleri alan şirketler var. Bu şirketlerden hizmet almak çok çok önemli. Onun dışında da içsel olarak, iç mevzuat olarak, şirketinizin iç işleyişi olarak bu tip güvenlik ihlallerinde nelerin yapılması gerektiği belki yazılı olarak, prosedürler olarak tanımlanmalı diye düşünüyorum. Dediğim gibi işte böyle bir e-posta geldiğinde ne yapılacak, kim bilgilendirilecek, iki kademeli kimlik kontrolü kimlerle yapılacak, işte bu insanların yedekleri var mı yok mu, bunlar kimler olacak gibi bu tip prosedürler oluşturulabilir. Yani bunları yapan şirketler var. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi ben sizle sunumun da başında belirttiğim gibi örnek iki tane olay paylaşmak istiyorum. Birinci olayımızda yetersiz firma
yoluyla bir dolandırıcılık gerçekleşti. Bunların hepsi örnek ve gerçek olaylar. Alıcı burada Hollanda'da mukim bir sınırlı sorumlu şirketti. Şirketin iştigal konusuna baktığımızda araba bakım konusuyla iştigal eden bir şirketti. Peki bizden ne almış, ne istemiş? Bizden zeytin istemiş. Yani maalesef Gemlik'te faaliyet gösteren iki tane şirkete ayrı ayrı zeytinle ilgili sipariş geçilmiş ve maalesef mallar gitmiş. Burada yöntem olarak ne yapmışlardı? Dediğim gibi yöntem olarak e-mail ile sipariş tanıştılar önce. Sonra acil yüklemeleri için bir sipariş geçildi. Önden çok cüzi bir ödeme yapıldı. Ve bu şekilde düğmeye basıldı. Peki bu arada ne yaptı bu şirket? Bu arada aslında Hollanda'da eğer istihbarat yapılmış olsaydı daha sipariş aşamasında bile bu adamlar iflas düğmesine basmıştı ve bu görülebilecekti. Yani iflas sürecini başlatmış bir firma Türkiye'den zeytin ithalatı yaptı maalesef. Sonra yine bizim yaptığımız araştırmalarda sipariş esnasında iflas düğmesine bastığını gördük. Yine sunumda anlattığım gibi ticaret siciline baktığımızda birden fazla adres değişikliği yaptığını gördük. Birden fazla yönetici değişikliği yaptığını gördük. Ya o kadar sık yapmışlar ki bunu. Yani hani akıl ve mantığa sığmıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu değişiklikleri biz sicilden gördük. Telefonla ulaşılamadılar bu insanlar. Ve genelde BV diye kurdukları şirketler sınırlı sorumlu şirketler olduğu için yani mal varlığı yok. Sadece ortada bir tabela şirketi var. Malı bu tabela şirketi üzerinden sipariş etmişler. Finansalları çoğu zaman yok bunların. Yani yayınlanmış mali tabloları yok. Ve değişiklik yaptıkları adreslere baktığımız zaman da Hollanda'da bir tane posta kutusu adresi çıktı. Yani az önce örneğini verdiğim gibi bu posta kutu adresinde yüzlerce firma var. Dolayısıyla da malı aldılar ve ortadan kayboldular. Dolayısıyla burada firma ne yaptı? Burada sunumda belirttiğim gibi eğer alacak sigortası yaptırdıysa işte dönüp sigortadan tazminini istedi. Eğer bunu yapmadıysa da parasını alamadı. Hiçbir zaman da alamayacak. Diğer bir örnek de banka dolandırıcılığı. Burada da BEC dedikleri bir yöntemle casus bir yazılımla sisteme sızdılar. Bu şirketimiz de Türkiye'de büyük bir ihracatçı şirketti. Burada e-mail trafiklerini uzunca bir süre izlediler. Fatura bilgileri, banka bilgileri, aklınıza ne geliyorsa, transfer yapmaya yetkili kişilere kadar ve yöneticiler hakkında bilgileri elde etmişler. Ondan sonra burada arada Exim Bank vardı. Exim Bank'ın banka logosunu, hatta bankada çalışan, trafiği izledikleri için bankada çalışan uzmanın ismine kadar kullanarak firmayla irtibata geçiyorlar. Firmaya diyorlar ki bundan sonra parayı şu adrese gönderin. Dolayısıyla da her şey taklit, e-mail taklit, bankada çalışan haberi yok, onun ismi taklit. Hepsi taklit, parayı alıp uçtular. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, ticari risklerin azaltılmasında sizlerin yapabileceği asgari şeyler olduğu gibi bir profesyonel destek alarak da bu risklerin azaltılması mümkün. Bu şirket, bizim şirketimiz, bu şirket üzerinden yaptığımız, verdiğimiz birçok hizmet var değerli arkadaşlar. Ben kendimi tanıtmakla ilgili uzun uzun konuşmayacağım. Sunumun sonunda web adresimiz ve ilgili bilgiler var. Bizler global danışmanlık olarak yurt dışı alacak yönetimi hizmeti veriyoruz.
Finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz ve hukuksal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Yurt dışı alacak yönetiminde öncelikle yurt dışı ile ilgili şirket ve şahıs istihbaratı yapıyoruz değerli arkadaşlar. Bunların analizini sizlerle paylaşıyoruz. Onun dışında eğer talep edilirse ilgili ülkenin mevzuatını dikkate alarak sizlere olması gereken, sizleri koruyacak hükümler içeren sözleşme hazırlanması desteği veriyoruz. Bir başka önemli hizmet de tüm bunlara rağmen eğer risk oluştu ve bu alacağın tahsili söz konusuysa, tahsil edilmesi söz konusuysa orada da alacak tahsili hizmeti veriyoruz. Şimdi istihbarat dediğimizde ne anlıyoruz? Biz sizlere ne tür hizmetler verebiliriz? Daha doğrusu bu raporları aldığınızda neler göreceksiniz? Öncelikle biz bu raporu dediğim gibi hem firma hem de istenirse şirket ortakları ve şahıslar üzerinde de yapabiliyoruz. Artı bu raporlar sizlere teslim edildikten sonra eğer talep edilirse belli aralıklarla izleme hizmetiyle güncellenebiliyor. Bu hizmeti sunabiliyoruz. Bu raporlar sizlerin ulaşabileceğiniz toplu data hizmeti veren şirketler tarafından sunulan istihbarat raporlarından çok çok farklı ve güncel raporlar arkadaşlar. Çünkü bu hizmeti veren yurt dışı yabancı kuruluşlar var. Bunlar tabii günde milyon adet rapor ürettikleri için sistemde o gün ne varsa eski daha çok eski bilgileri sizlerle paylaşıyor. Biz biraz daha terzi usulü çalışıyoruz. Yani hizmet talebi bize geldikten sonra oturuyoruz. İlgili ülkedeki çözüm ortağımızla bu talebi paylaşıyoruz. Gerekirse ihracatçının kapısına gidip kapısının çalınması dahil aktif mi, operasyon olarak yerinde mi ya kadar bu istihbarat çalışmasını uzatabiliyoruz. Ve bu talepleri maksimum bir haftada sonuçlandırıyoruz. Bu raporun içerisinde şirketin genel bilgilerini görüyorsunuz. Hangi işlerle, faaliyet konuları hangileridir, bunları görüyorsunuz. Şirketin mali tablolarını görüyorsunuz. Açıklanmış en son mali tablosu neyse onları görüyorsunuz. Likidite ile ilgili rasyolar görüyorsunuz. Oran analizleri var, onları görüyorsunuz. İlgili ülke mevzuatı müsaade ediyorsa, çünkü her ülkenin uygulaması farklı. Bazen banka bilgilerine kadar bu raporlarda görebiliyorsunuz. Ödeme alışkanlıklarına ilişkin bilgiler görebiliyorsunuz. Yani piyasada hani bizlerin tabiriyle çeki yazılmış mı, protesto edilmiş ödemeleri var mı, ödeme davranışları nedir onları görüyorsunuz. Bir de bu raporlarda ağırlıklı olarak bir kredi önerisi, bir rating çalışması yapılıyor. Yani o firmanın finansal tablolarından, ödeme alışkanlıklarından yola çıkarak size bir rating hesap ediyor sistem. Ve o ratinge göre de diyor ki bu firmanın hak ettiği kredi miktarı, kredi derken banka kredisi değil, yani bununla çalışırken sizin buna açacağınız limit maksimum 10 bin eurodur diyor. Dolayısıyla 10 bin euro kredi önerisi olan bir rapora göre sizin kalkıp 500 bin euroluk bir mal göndermiyor olmanız lazım. Niye? Çünkü mal varlığı yok. Niye? Bunu ödeyecek sermaye yapısı yok. Dolayısıyla da bu bilgiyi değerli hale geliyor. Onun dışında sunumda ifade ettiğim gibi hissedarlarıyla ilgili, ilişkili şirketleriyle ilgili, yönetici ve değişiklikleriyle ilgili, adres değişiklikleriyle ilgili bilgiler buluyorsunuz burada. Dediğim gibi sık yönetici değişikliği varsa, sık adres değişikliği varsa bunlar kırmızı bayrağın kalkması gereken konular. Dolayısıyla daha dikkatli olmak durumunda kalıyorsunuz. Bu bilgileri görmüş oluyorsunuz bu raporun içerisinde. Onun dışında biz ayrıca diğer raporlardan farklı olarak firmayla ilgili hem basın araştırması yapıyoruz. Yani medyada bu firmayla ilgili çıkmışsa eğer olumlu olumsuz tüm haberler taranıyor. Eğer olumsuzluk varsa bu bilgiler yine rapora
derc ediliyor, dahil ediliyor. Böyle bir bilgiye de ulaşıyorsunuz. Onun dışında da KYC dediğimiz müşterini tanı ilkesi Avrupa'da çok hassas bir konu. Türkiye'de de önemli aşamalar kaydedildi bu konuda. Yani müşteriniz kim? Müşteriniz yasaklı bir firma mı? Müşteriniz FATCA listesine girmiş bir firma mı? Bununla ilgili de bilgilendiriyoruz sizi. Dolayısıyla da suça karışmış, sakıncalı listesinde olan bir firmaya ihracat yapmaktan sizi engellemiş oluyoruz. Az önce söylediğim gibi diyelim bu raporu aldınız. Bu raporu aldınız ama işte süreç devam ediyor. Aradan zaman geçti. Bu arada da belki bir takım değişiklikler olabilir. Özellikle kötü niyetli firmalar bunu yapıyor olabilir. Dolayısıyla bu arada da eğer talep ederseniz biz size izleme hizmeti veriyoruz. Bu izleme hizmetinde de sizin malın göndermeye kadar geçecek sürede firma ile ilgili dikkat çekici mesela bir iflas bilgisi olabilir, bir konkordato bilgisi olabilir. Böyle bir şey var mı yok mu? Eğer dediğim gibi ihracat süresi uzadıysa bu tip riskler söz konusu olabiliyor. Bunları da minimize etmek için izleme hizmeti sunabiliyoruz. Bunu da hizmet olarak dikkatinize sunmak istedim. Evet, şimdi diyelim ki istihbarat yaptık ya da yapmadık, malı gönderdik, malı tahsil edemiyoruz. Sebebi birçok şey olabilir. Karşıdaki taraf kötü niyetli olabilir, dolandırıcı olabilir ya da herhangi bir sebepten size alacağınızı ödemek istemiyor olabilir. Ya yani malı sipariş ettim ama istendiği gibi gelmedi, şu oldu, bu oldu, bir sürü gerekçe sunabilir size. Biz de burada bu alacağın peşine düşüyoruz değerli arkadaşlar. Bunu yaparken dediğim gibi bunu sizler de yapabilirsiniz ama sizlerin bunu yapması için şunu yapmanız gerekiyor. Atıyorum konu Belçika'daysa Belçika'da sizin dosyanızı takip edecek bir avukat bulmanız gerekiyor. Avrupa'da maalesef avukatlık hizmeti çok pahalı. Yani bir soru sorduğunuzda ertesi gün size 2000 euroluk faturayı gönderirler bu adamlar. Dolayısıyla hem iş maliyetli hem de doğru avukatlık bürosunu bulup bulmayacağınızın garantisi yok. Yani internetten bulduğunuz avukat doğru bir kontak mıdır, değil midir? Bunu bilme şansınız yok. O yüzden diyoruz ki bizim gibi Türkiye'de, İstanbul'da yerleşik bizim gibi firmalardan destek alabilirsiniz. Bizim gibi firmalar peki farklı olarak ne sunuyor? Bir kere kontak insan bizleriz. Yani mail attım, cevap gelmedi, sordum, dönmüyorlar. Riskiniz yok. Yani bizi aradığınızda dosyanızla ilgili bilgileri ilk elden alıyorsunuz. Bir kere değerli olan bu. İkincisi, bizler yıllardır bu işi yaptığımız için zaten hangi firmanın yurt dışındaki hangi çözüm ortağının ne kalitede hizmet verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla sizin de bu anlamdaki efor kaybınızın önüne geçiyoruz ve maliyet kaybınızın önüne geçiyoruz. Diğer bir konu ve bence en değerlisi değerli arkadaşlar, biz tahsilat yapmadan komisyon almıyoruz. Yani ben ihracatçılar için bu konunun çok çok değerli olduğuna inanıyorum. Yani önden bana şu kadar para göndermezsen dosyanla ilgilenmem kısmı bizde yok. Biz dosyayı alıyoruz, inceliyoruz, sizlere bu işin tahsilat gücünü sizlere söylüyoruz. Bunu küçük, çok cüzi maliyetlerle bu hizmeti sunuyoruz. Sonra size diyoruz ki bu alacağın tahsil kabiliyeti şudur, yüzdesel olarak biz bu işi yönetebiliriz. Bu işin sonunda da tahsilat yaparsak yüzde şu kadar komisyon alırız diyoruz, sizleri bilgilendiriyoruz. Bu hizmeti biz yaklaşık 150 ülkede verebiliyoruz değerli dostlar. Dolayısıyla da sizin o ülkede dediğim gibi doğru insanı bulma noktasında bir telaşınız, bir efor kaybınız söz konusu olmuyor. Son olarak finansal ve hukuksal danışmanlıktan da kısaca bahsederek sunumu noktalamak istiyorum. Biz eski bankacı, banka yöneticileri olarak biz ağırlıklı olarak
Bu bahsettiğim hizmetler yanında finansal danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Nedir bunlar? Bunlar şirketlerin finansal analizinin yapılması, bankalarla olan ilişkilerinin yönetilmesi ve yeni finansal kaynaklarla ilgili organizasyonun, görüşmelerin yapılmasına ilişkin danışmanlık hizmeti ağırlıklı olarak. Biz burada kredi risk analizleri hazırlıyoruz, nakit akış tabloları hazırlıyoruz ve bankalarla profesyonel olarak sizlerin finansallarına ve nakit akışlarınıza uygun olarak çözümler sunuyoruz. Bu arada tabii finansal olarak ödeme güçlüğü çeken firmalarımız bazen söz konusu oluyor. Bunlarla ilgili de kredi borç yapılandırması yapıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Yani bir finans departmanı yöneticisi ya da şirket yöneticisi olarak muhatap olduğunuz yetki kademeleri genellikle şubeler oluyor, bazen de bölgeler oluyor. Biz genel müdürlük düzeyinde birden fazla eğer borçlu olunan bir banka söz konusuysa ve bir yapılandırma ihtiyacı varsa bunu en uygun çözümlerle sizlere sunuyoruz. Bu işlemleri yaparken ödemesiz dönem alıyoruz. Bu işlemleri yaparken vadelerin uzatılmasını sağlıyoruz. Bu işlemleri yaparken varsa temerrüt faizlerinin indirilmesi, bazen faiz indirimi ve bazen ana paraya kadar indirim söz konusu olabiliyor. Bunları zorluyoruz. Bazen eğer firmanın finansal olarak sağlamlığı yerinde ancak geçici bir nakit sıkıntısı var. Buna ilişkin olarak bu borçları yapılandırırken ayrıca ilave kredi konularını da konuşuyoruz. Ve dolayısıyla da risk azaltımına ilişkin finansal tarafta yapılması gereken ne varsa profesyonel bir destekle bunu size sunuyoruz. Finansal yapılandırmanın bir bacağı da hem finansal tarafta hem de sunumun özünü oluşturan yurt dışı alacak yönetimi işinde hukuksal tarafa da ihtiyaç olduğu için bünyemizde hukuk departmanı da var. Hukuksal danışmanlık hizmetini de bu detayda sizlere sunuyoruz. Evet, eğitimimiz burada sona eriyor değerli dostlar. Ben katılımınız için ve bizleri sizlerle buluşturan Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin bu fırsatı için, katkıları için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum, sağlıklı günler diliyorum.